Uzay gemisi Dünya'ya hoş geldiniz. Percy Mars'ta. SpaceX inişte çakıldı. Starship kalkışa hazır. Bu haftanın önemli uzay haberleri. Perseverance Mars'a indi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Dünya'dan ayrılan ve yaklaşık 6,5 aylık bir seyahatten sonra Mars'a ulaşan NASA'nın Perseverance aracı, 18 Şubat gecesi Mars yüzeyine başarılı bir şekilde indi. Mars'a geldiğinde 19 bin kilometre hızla atmosfere giren kapsül, 70 kilometre irtifaya geldiğinde yavaşlatma paraşütünü açarak yavaşladı. Daha sonra kapsül içerisindeki Perseverance ve hava vinci ayrılarak iniş bölgesine doğru roket motorları ile alçalmaya başladı. Hava vinci üzerindeki kameralar ve radarlar sayesinde güvenli bir iniş noktası otomatik olarak belirlendikten sonra belirlenen koordinata doğru gittiler. En son olarak vinçten aşağı sarkıtılan Perseverance, Mars zeminine yumuşak bir şekilde indi. Perseverance'ın kontrolünden sorumlu olan NASA JPL tesisindeki ekip, araçtan gelen iniş onayı ve ilk görüntüleriyle büyük bir sevinç dalgası yaşadı. İlk düşük çözünürlük resimlerden sonra ise Perseverance'ın iniş sırasında çekilen fotoğrafı yayınlandı. Aracın Mars atmosferine girip ısı kalkanını atışından sonra Jezero kraterinin inişine kadar geçen sürede araç ve hava vinci üzerindeki kameralardan yaklaşık olarak 25 bin kare çekim yapıldı. Araç üzerindeki mikrofonlardan alınacak olan seslerle birlikte bütün veriler 22 Şubat gününe kadar Mars'tan Dünya'ya iletilecek. Mars, Dünya arasındaki veri iletim hızının yüksek olmaması nedeniyle uzun sürecek olan iletim sonrasında Kızıl Gezegen'e inişi ilk defa sesli olarak seyredebileceğiz. Derlenmiş olan videolar NASA'nın YouTube kanalında yapılacak olan canlı bir yayın ile halka açıklanacak. SpaceX son görevinde inişte denize çakıldı. 16 Şubat günü SpaceX tarafından yürütülen Starlink internet sistemine ait 60 yeni uydu başarılı bir şekilde yörüngeye oturtulurken, uyduları taşıyan B-1059 numaralı birinci kademe, iniş yapması gereken insansız gemiye iniş yapamadı ve yanarak okyanusa çakıldı. Falcon 9 roketi atmosfere giriş sırasında yaptığı yavaşlama ateşlemesi sonrasında gerektiği kadar yavaşlayamadı ve olması gerekenden 150 km daha hızlı bir şekilde alçalmaya devam etti. Bir süre sonra da sürüklenmeye başlayan araç iniş yapacağı "Tabii ki seni hala seviyorum" gemisi yerine okyanusa çakıldı. Burada haber değeri olansa görevini tamamlayan roketin yere başarılı iniş yapmamış olmasının biz dahil herkes tarafından haber yapılır hale gelmesi. Yakıtını bitiren roket kademelerinin denize ya da boş araziye düşmesi gayet sıradan iken artık uzaya 7-8 defa dönen roketlerin sıradanlaştığı SpaceX'te roketin düşmesi sıra dışı bir hale geldi. Uzay çalışmaları açısından önemli bir gelişme olan yeniden kullanılabilirlik ve bunun artık standart haline gelmesi geleceğimiz için sevindirici bir gelişme. Starship SN10 kalkış için hazır. Gelecek nesil %100 tekrar ve hızlıca kullanılabilir olarak tasarlanan Starship uzay aracının SN10 numaralı prototipi Amerikan Havacılık İdaresi'nin öncülü SN9 numaralı roket için yaptığı incelemenin tamamlanmasının ardından 28 Şubat'ta havalanacak. Daha önceki iki yüksek irtifa denemesi patlama ile sonlanan Starship'in bu son aracında farklı ineklerin yapıldığı ve bu sefer kalkıştan sonra başarılı bir şekilde iniş pistine ineceğinin beklendiği söylendi. Hafta sonu yapılması beklenen kalkış için hazırlıklar yapılırken aracı yörüngeye çıkartacak olan Super Heavy adlı birinci kademe roketinin de büyük bir kısmının tamamlandığı, birleştirme işlemlerinin kısa süre içerisinde bitirileceği söylendi. Starship uzay aracının bu senenin 3. çeyreğinde yörüngeye çıkması bekleniyor. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 2 uçuş bulunmakta. 25 Şubat Falcon 9 Starlink görevi. Florida'daki Kennedy Uzay Limanı'ndan yapılacak olan fırlatmada Starlink internet sistemine ait 60 yeni uydu yörüngeye çıkartılacak. 27 Şubat PSLV Amazonya 1 görevi. Hindistan'daki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada Brezilya'ya ait bir adet yer gözlem uydusu kutupsal yörüngeye fırlatılacak. Uydu, Brezilya'daki ormansızlaşmanın takibi ve doğal afet sonrası çalışmalara yardım amacıyla kullanılacak. Uzay Gemisi Dünya'nın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin.
uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.